Bakınız, yeryüzüyle insan anatomisi nasıl eşleşmiş ve tüm kültürler buna uygun bir şekilde yeryüzüne sıralanmışlar. Örneğin, kuyruk sokumuna denk gelen Arjantin'de tango yapılır ve bu dansta ayak hareketleri baskındır. Biraz daha yukarısında Brezilya'da salsa yapılır. Brezilya, Arjantin'e göre haritada vücudun daha üst bölgesini temsil ettiği için Brezilya'da yapılan dansta ayaklarla beraber kalçalar da aynı derecede baskındır. Yani kuzeye çıkıldıkça vücudun daha üst bölgeleri haritayla uyumlu bir şekilde dansa katılım göstermişler. İspanya'daki flamenco, bireyin çevredeki şartlar karşısındaki azmini, Rusya'daki kalinka ise bireyin çevresine bağlılığını temsil etmekte. Öyle anlaşılıyor ki, yaratıcı, insanları kendileriyle yüzleşsinler ve gerçekliğe dair tecrübelerini arttırsınlar diye, özgür iradeleriyle seçimler yaparak yaşayacakları, bir insanın yapısının birebir yansıması olan bu dünyaya göndermiştir. Mantık sormuş: "Ey demokrat, bana teslimiyetin anlamsız olmadığını nasıl kanıtlarsın?" Yaradana iman etmiş bir insan, yaradana bağlılığını nasıl gösterecek? Ben yaradana neyi adarım? Tabii ki en değerli varlığımı. Yani canım dahil tüm varlığımı. Öyle değil mi? Söz konusu soruya, demokratın ürettiği cevap İspanya ve Fransa tarihidir. Gelenekçinin ürettiği cevap İngiltere ve Avusturya Macaristan tarihidir. Dindarın ürettiği cevap Almanya ve İtalya tarihidir. Ve devletçi anlayışın ürettiği cevap ise Osmanlı ve Rusya tarihidir. Yeryüzünde insan vücuduna denk gelen ışığın ilk düştüğü yerler kapitalist ve demokrat bir anlayışa sahipken, ışığın düşünceye dönüştüğü yerler sosyalist ve devletçi bir anlayışa sahip olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda Talamus'a, dolayısıyla dünyanın merkezine denk gelen bölgede ortaya çıkan Türkiye'nin teslimiyetle ilgili verdiği mesaj şudur: bir yerlerde teslimiyete gönül vermiş birileri, teslimiyet yolunda varlığını bağışlamaya hazır olan birileri olduğu sürece yaradana teslimiyet anlayışı asla yok edilemez ya da herhangi bir alternatifi üretilemez. Tamam, iyi de yaradana teslim olarak yaşamayı senden başka savunan yoksa ne olacak? Atalarımız çevresine mantıkla hükmetmek isteyen insanlara karşı teslimiyeti temsil ederek ve insanlığın ihtiyacı olduğunu düşündükleri öğütleri ortama bırakarak teslimiyetle yaşamışlar. Ve bunun sonucunda son 100 senenin dünya tarihi bu şekilde oluşmuştur. Evet Sayın Cumhurbaşkanı, kafir önceye ve sonraya odaklanarak yaşar ve menfaat elde edebilmek için bahaneler üretir. Fakat imanlı insanın işi şimdi iledir. Öncenin tecrübesinden faydalanarak sonraya dair umutla yaklaşır ve içinde bulunduğu anda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak tevekkülle yaşar. Sonuçta insan için en gerçek an şimdiki andır. Kafir geç de olsa teslimiyetin önemini kavrar ve yaptığı yanlıştan dönmek adına kendi sürecini oluşturur. Amaç, başlattıkları süreç yeterli tecrübeye ulaşınca insanlığı huzura taşıyacak yeni bir sürecin tetiklenmesi. Bu noktada şöyle diyebilirsiniz: efendim, ben 3 kere partimin lideri olacaktım ve sonra gidecektim. Şimdi bu sürece nasıl başlayayım? Çok yaşlandım. Öncelikli olan çalışmanın başlatılması. Ardından sürece hangi gruptan olursa olsun katılacak samimi bireyler sayesinde
Süreç olması gerektiği gibi ilerleyecektir. Siz daha önce ne dediniz? Sivil toplum sorumluluklarını biraz daha genişletsin. Sistemin işleyişi daha şeffaf olsun. Daha adaletli bir sistem için çalışalım. Sistemin zararına, insanlığın zararına çalışan insanları ihbar edin. Tüm bunları söyledikten sonra sorumluluktan kaçacak değilsiniz herhalde. Tabii ki emeklilik talebiniz olabilir. Fakat şu anki yetkili olarak Talamus'u, yani dünyanın merkezini yöneten yetkili konumundaki birey olarak bu süreci başlatmak sizin asli görevinizdir. Şunu unutmamalısın. İnsan şimdiye doğdu. Geçmişin ve geleceğin şimdi kadar net olamaz. Bu yüzden içinde bulunduğun anın değerini bilerek insanlığın ihtiyacı olan fırsatları boşa harcamadan değerlendirerek tasavvuftan anlayan inançlı insanlara yakışacak, insanlığa yakışacak bir çalışma yürütmeliyiz. Bu süreci halkın içerisinden birisi, halktan birisi sıfatıyla keşfetmiş bir insan olarak gerekli adımı atarak gereken süreci harekete geçirmenizi içtenlikle bekliyorum.